Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Hayatımıza giren ilk arama motoru 1996 yılında Alta Vista oldu. O dönem çok da sade olmayan bir arayüzü ile 90'lı yılların en popüler web sitesi haline gelmişti. Aranızda benim gibi Alta Vista'yı kullananlar varsa aşağıya bir emoji bıraksın lütfen. 2 sene sonra bu sefer Google oldukça sade bir arayüze sahip web sitesiyle hizmete başladı ve dile kolay tamı tamına 25 yıldır da İnternet dünyasının tartışmasız lideri haline geldi. Microsoft ise bu arada sayısız girişimde bulunmasına rağmen birkaç hafta önce yapay zeka bölümünde paylaştığım OpenAI şirketine yaptığı yatırıma kadar yani 25 yıl gibi oldukça uzun bir süre istediği sonucu bir türlü elde edemedi. Ancak işler bir anda yapay zekanın hayatımıza girmesiyle değişti. Üstelik daha yeni bir teknoloji olmasına rağmen hem oldukça hızlı geliştirildi hem de ücretsiz bir şekilde kullanımımıza sunuldu. Şu anda öğrenciler, doktorlar, yazılımcılar, senaristler veya grafikerler çoktan kullanmaya başladılar bile. Daha fazla detay merak edenler için şuralara bıraktığım linklerden ilgili bölüme videodan sonra geçiş yapabilirler. Ve sonunda Microsoft daha yapay zeka hayatımıza yeni girmesine rağmen inanılmaz bir hızla sanki 25 yılın acısını çıkarır gibi Metin ve görsel işleme uygulamaları ChatGPT ve Dol iyi e hızlı bir şekilde kendi Bing arama motoruna, ofis uygulamalarına veya Azure gibi bulut tabanlı servislerini entegre etmeye başladı bile. Bugünkü konumuz Microsoft'un 2009 yılında yani 14 sene önce kullanıma sunmasına rağmen yüzüne bile bakmadığımız arama motoru Bing. Yıllar içinde Google'a o kadar çok alıştık ki hiçbir güç bizi farklı bir arama motoruna yönlendiremedi. Ta ki ChatGPT4 ile Bing entegre edilene kadar. Bu arada OpenAI sitesinden ücretsiz olarak sadece ChatGPT'nin 3.5 versiyonuna ulaşabiliyoruz. Eğer son sürümünü kullanmak isterseniz de aylık 20 dolar gibi bir ücret talep ediliyor. Ama az önce de belirttiğim gibi ChatGPT4 Bing arama motorunda bedelsiz olarak bizlere sunulabiliyor. Üstelik OpenAI'deki ChatGPT sadece 2021 yılına kadar datalara erişebiliyorken Bing'deki ChatGPT 4.5 versiyonu internete de bağlı yani online. Böylelikle sorduğunuz soru ile ilgili tüm içerikleri ilgili web sitelerinden taradıktan sonra derli toplu bir metin olarak bize yanıtlar verebiliyor. Bu aşamada Bing arama motoruna önce Google Chrome veya Safari gibi harici tarayıcılardan ulaşmayı deneyeceğim. Ancak buralardan sadece Bing'in standart versiyonuna ulaşabiliyoruz. Asıl yapay zeka yani ChatGPT 4 destekli versiyonu için Microsoft'un tarayıcısı Edge'i kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla Google yavaş yavaş terk etmeye başlamamız yetmezmiş gibi. Bir de yıllardır alıştığımız Google Chrome'dan da geçmek zorunda kalacağız gibi görünüyor. Bu arada mobil cihazlar için de Microsoft'un Bing uygulamasını indirmeniz yeterli. Üstelik buradaki soru cevap aşaması sesli olarak da gerçekleştirilebiliyor. Yani çok daha eğlenceli ve pratik bir kullanıma sahip olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yine bilgisayara geri dönecek olursak yapay zeka destekli yeni arama motoruna Microsoft Edge'i kullanarak Bing.com web sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Ana sayfa açıldığında Google'da alıştığımızın aksine biraz fazla bilgi ve alt kategori içeren bir ara yüz ile karşılanıyoruz. Ancak sağ üstteki üç çizgiden haberler, ilgi alanları, ana sayfa resmi veya menü çubuğu gibi tüm öğeleri kapattıktan sonra aynen Google'da olduğu gibi oldukça sade ve anlaşılır bir tasarıma sahip olabiliyoruz. Ben menü çubuğu harici tüm öğeleri kaldırmayı tercih ettim. Bana istediğini sor kutusu bildiğimiz internette var olan sitelerde arama yapabilmemizi sağlıyor. Yukarıda bulunan sohbet sekmesine girerek de merak ettiğiniz her şeyi ama her şeyi yapay zekaya sorabilirsiniz. Orta alanda yapay zeka ile konuşma stilinizi yaratıcı, dengeli veya kesin olmak üzere 3 farklı türde yapabiliyorsunuz. Standartı ve önerilerini her ikisini de dengeli kullanınıp. Ama ben asıl sağda konumlanmış olan kenar çubuğuna bayıldım. Çünkü web sitesine giriş yapmaya gerek kalmadan Bing logosuna basarak kısa yoldan aramalar yapabilir, büyüteç simgesinden arama geçmişine ulaşabilir, alet kutusundan hesap makinesi, dönüştürücü veya çeviri gibi gün içerisinde sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz araçlara hızlı bir şekilde ulaşabilir, oyun oynayabilir, ofis programlarını kullanabilir veya Outlook ile maillerinizi kontrol edebilirsiniz. Artıya basınca da sık kullandığınız sitelerin veya WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının kısa yollarını ekleyebiliyorsunuz. Böylelikle internette gezinirken bir yandan arkadaşlarınız ile sohbet edebilir veya yan tarafta dizi veya maç seyredebilirsiniz. Kenar çubuğunda bulunan Bing logosuna basarak yine yapay zekaya istediklerinizi sorabiliyorsunuz. Bu alanda bulunan Oluştur menüsü ise benim açık ara vazgeçilmezim oldu. Çünkü biçim sekmesinden belirleyeceğiniz paragraf, e-posta, blog gönderisi veya fikirler kutusundan ihtiyacınıza uygun içerikleri daha hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Üstelik yazıların profesyonel, günlük, coşkulu, bilgilendirici veya komik gibi 5 farklı tonda oluşturmalarını bile sağlayabiliyorsunuz. Yani bu bölümden mesela ben kanal için herhangi bir teknolojiye ait bir blok yazısı oluşturabilir, iş başvurusu veya iş birliği amaçlı e posta içeriklerini profesyonel veya samimi dil ile hazırlayabilir ve hatta aynı konular için sadece fikir almakta da yetinebilirsiniz. Evet daha 2022 yılı ortalarında hayatımıza bir anda giren yapay zekanın bu kadar kısa sürede şimşek gibi gelişmesi ve hatta geldiğimiz noktada Microsoft ürünlerine entegre edilip bir de üzerine ücretsiz kullanılabilir hale gelmeleri Bence oldukça müthiş. Eskiden sadece OpenAI web sitesinden erişebildiğimiz yapay zekayı artık tarayıcıdan direkt kullanabilmek şimdiden birçok insanın işini ciddi oranda rahatlattı bile. Sizler de bence hem zamandan tasarruf etmek hem de işin uzmanı sayılabilecek böylesine yetkin bir servisten ücretsiz danışmanlık almaktan, aklınıza takılan veya ihtiyaç duyduğunuz ne varsa sormaktan sakın çekinmeyin. Ha bir de ChatGPT 4'e ait ipuçlarını derlediğim bir bölümü çok yakın bir zamanda bu kanalda sizlerle paylaşacağım. Bu arada şu taraftaki logoya basarak kanala direkt abone olabilirsiniz. Şuradaki kutudan önceden paylaştığım yapay zeka çılgınlığı bölümüne ulaşabilirsiniz. Çünkü o linki oraya ben koyuyorum. Altındaki kutuyu ise YouTube sizlerin ilgi alanınıza göre kendisi belirliyor. Yani ne çıkacağını ben de bilmiyorum. O zaman sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.